videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çocuğuna hamile olan bir kadın bin bir zahmete katlanmıştı. Doğumdan sonra da gece gündüz demeden çocuğu için didinip durmuş, onu yetiştirmek için saçını süpürge etmişti. Ne yazık ki gözü gibi bakıp büyüttüğü oğlu ileride bir madde bağımlısı olmuş, annesinin ölümü ellerinden olmuştu. Annesini öldüren genç saatler sonra kendisine geldiğinde girdiği sorguda "Çok pişmanım, bunu anneme yaparken kendimde değildim, maddenin etkisi altındaydım" dedi. Annesinin canına kıyan genç küçük yaştan itibaren madde bağımlılığı yaşıyordu. Orta ikinci sınıfta okulu bırakarak ailesinin nakli işlerinde çalışmaya başlamıştı. Biraz büyüdükten sonra evlenmiş, ancak bu evlilik onun bağımlılıktan kurtulmasını sağlamamıştı. Babası onu hastaneye yatırmış, karısından ayrılmasını sağlamıştı. 15 gün hastanede kaldıktan sonra evine dönmüş, bundan sonra işe de gitmez olmuştu. Sürekli uyuşturucu kullanmak istiyor, kullandığı maddelerin etkisiyle tir tir titriyordu. Olayın yaşandığı sabah annesinden para istemiş, ancak onun uyuşturucuyu bırakmasını isteyen kadın bunu reddetmişti. Daha sonra yemek hazırlamak için mutfağa giden annesinin arkasından gelen genç 3 bıçak darbesiyle onu yere yıkmıştı. Kanlar içinde yerde yatak alan kadın ölümle burun buruna geldiği esnada maddenin tesiriyle hareket eden genç kendisini evden dışarı atmıştı. Koşarak oradan uzaklaşmış, daha sonra saklandığı kuytu köşe bir yerde yakalanarak karakola götürülmüştü. İşlediği cinayetin bilincine çok sonraları varan genç büyük bir hata ettiğini anlamış, daha sonra gözyaşlarına boğularak kullandığı her türlü maddeye tövbe etmişti. Annesinin ölümüne sebep olduğu için bir daha elini dahi uzatmadığı bütün uyuşturucu maddeleri geride bırakmıştı. İş işten geçmiş olsa da Allah'tan bağışlanma isteyen genç, hapishanede kaldığı uzun yıllar boyunca önce Allah'tan sonra da yakınlarından bağışlanma dilemiş, kendisini düzeltmişti. Ancak heyhat ki öz annesini öldüren bir fasıkın bağışlanması Allah'ın rahmetine pek de yakın bir iş değildir. Bununla birlikte Yüce Yaradan'ın rahmetinden ümit kesmek kafirlerin işidir. Rabbim bizleri ve tüm müminleri böylesi bir dalalete düşmekten hıfzu muhafaza eylesin. Yüce dinimiz İslam'ın ana hedefi, insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah bütün nimetleri onun istifadesine sunmuştur. İnsana saygı ve hürmet dinimizin emri, ahlaki değerlerimizin de temel taşıdır. Yüce Rabbimizin insana bahşettiği özelliklerin en dikkat çekici olanları sevgi, saygı ve merhamet duygularıdır. İnsan ancak bu yüce duygular sayesinde mutlu olabilir. Bu duyguların olmadığı yerde hüzün ve keder vardır. Bizler, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin olamazsınız. Birini sevmede, birbirine acımada ve birbirine şefkat göstermede müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir uzuv rahatsız olunca diğer uzuvları da ona ortak olur. Buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Düşeni kaldırmak, hastayı ziyaret etmek, açları doyurmak, açıktakilere barındırmak, dul ve yetimlerin elinden tutmak, yolunu şaşıranlara yol göstermek, büyüklere saygılı olmak her Müslümanın görevidir. Nitekim Peygamberimiz buyuruyor, "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen ve iyilikle emredip kötülükten men etmeyen bizden değildir." Anne ve babalarımız başta olmak üzere yaşı bizden ileride olan, tanıdığımız olsun ya da olmasın bütün büyüklerimize karşı saygı ve hürmet göstermek dini, milli ve insani bir görevdir. Dünya hayatı geçicidir. Bugünün gençleri yarının büyükleri olacaktır. Bugün gücü kuvveti yerinde olan, tuttuğunu koparan insanlardan bir kısmı belki ihtiyarlamadan dünya hayatına veda edecek, bir kısmı da ihtiyarlayıp gücünü, kuvvetini kaybedecektir. Bu hayatın bir gerçeğidir ve asla değişmez. Bundan dolayı yaşlılara devamlı saygılı olmalıyız. Dinimize göre genç bir insan yaşlılara gençliğinde hizmet ederse, Yüce Allah da yaşlılığında ona hürmet edecek kimseler nasip eder. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını yerine getirirse Allah da ona yardım eder. Bir kimse Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da ona mukabil kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Büyüklere saygı bir eğitim ve kültür işidir. Bizlere düşen görev Yüce Allah'ın emrettiği, Peygamber Efendimizin tavsiye buyurduğu şekilde hareket ederek daima yaşlılara karşı sevgi ve saygıda kusur etmemektir. Bu cümleden olarak toplu taşıma araçlarında yaşlılara, özellikle hanımlara yer verelim. Onlar ayaktayken biz oturmayalım. Bir iş ya da alışveriş maksadıyla sıraya girilmişse aynı şekilde yaşlılara ve hanımlara öncelik verelim.
elinde ağır bir yük taşıyan büyüklerimize yardımcı olalım. Karşıdan karşıya geçmekte zorlanan, yardıma muhtaç olduğunu fark ettiğimiz herkese yardım edelim. Unutmayalım ki bugünün yaşlıları, dünün gençleri olduğu gibi, bugünün gençleri de yarının ihtiyarları olacaklardır. Peygamber Efendimizin şu ikazını her zaman hatırlayalım. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Allah'ın yarattıklarına merhamet ediniz ki Allah da size merhamet etsin. Yüceler yücesi Rabbimiz bizleri her daim hak üzere istikamet sahibi olanlardan eylesin. Bizi, çoluk çocuğumuzu, ana babamızı, kendisine iman ve itaatte kulluk eden, nimetin şükrünü eda eden kullarından eylesin. Allah'ım bizlere hayırlı ilim, helal kazanç ve göz aydınlığı eşler nasip eyle. Çok verip azdırma, az verip aratma. Bizleri elindekilere kanaat eden, hep daha iyisi için çalışıp çabalayan, işini Allah'a bırakan, mütevekkil ve müstahin kullarından eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.